Haber Gazetesi ve Haberax TV olarak Samsun'u sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak muhtarın ve vatandaşın sesi oluyoruz. Canik ilçesinde bulunan Karşıyaka Mahallesi'nin sorunlarını dinledik. Yaklaşık 20 bin vatandaşın yaşadığı ve 12 bin seçmenin yer aldığı Karşıyaka Mahallesi'nin iki dönemdir muhtarı olan Cevdet Dursun da mahallenin sorunlarını ve projelerini konuşurken mahalle sakinleri ve esnafınsa taleplerini dinledik. Mahalledeki sorunları en kısa sürede halletmeye çalıştığını ifade eden Karşıyaka Mahallesi muhtarı Dursun, "Halledemediğimiz sorunlar da oluyor ama çözümü için çalışıyoruz," dedi. Hatta şu an aydınlatma bırak yeni yatırımları, sokak aydınlatmalarında bile maalesef çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle 1,5 yıldır böyle bir sıkıntımız var. Uyuşturucu meselesi sadece Samsun'un değil, Karşıyaka'nın değil, Türkiye'nin şu an kanayan yarası diyelim. Bununla ilgili bölgemizde sağ olsun kolluk güçleri olsun, bizim bu tür çalışmalarımız oldu. Mesela işte uyuşturucuyla mücadelede bir çalışmamız oldu emniyetimizde. Mahallenin en büyük sorununun mahalleden geçen viyadükten dolayı yaya güvenliği olduğunu ifade eden Dursun, 6 yıl içerisinde 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Vatandaşı görüyorsunuz burada 6 yılda 9 kişi hayatını kaybetti bu yolda. Burayla ilgili karayollarıyla işte belediyemizin çalışmaları oldu ama maalesef sonuç itibariyle sadece buraya sadece yaya geçit çizgilerini çizdirebildik. Burada biz lambalar istiyorduk. Tabii ki lamba burada ölçüm yaptılar. Belki lamba konduğunda trafik daha fazla kilitlendiğinden dolayı burayı lambayla sorunu çözemediler ama maalesef bu hüzünlü yolumuz hala devam ediyor. Buraya... Mahalle esnaflarından Aydın Alış'ta, bulunduğumuz Tekirdağ sokakta yol tek yön. Buranın genişletilerek çift yön olmasını istiyoruz, dedi. Mahallede işte bizim bulunduğumuz yerde tek yön mesela yol. Buranın çift yön olmasını istiyoruz mesela. Mahalle sakini Mustafa Özmen ise belediye yanındaki caminin hala bitirilmediğini söyledi. Önemli olan işte bizim cami sorunu. İşte caminin oradaki Berlin duvarı yıkılması. Ne bileyim ana ona benzer çok şeyler var yani. Mahallede esnaf olan vatandaşlar ve mahalle sakinleri çocuk parkı eksikliği, altyapı ve trafik sorunlarından da bahsetti. En büyük sorunumuz alt yoldaki yaya geçitlerinde, geçişlerde sıkıntı var. Çünkü çoluk çocuk biz çünkü her hafta haftanın 7 günü biz kullanıyoruz orayı yani. İşte oradan şikayetçiyiz daha doğrusu. Orası bu ilerideki kavşağımız, buradaki yaya geçidimiz. Bu gibi sıkıntılar var. Eksiğimiz çok yani anlatmaya nereden başlayacağım ben de bilmiyorum. Yani önce bir bir yaya geçidi sorunumuz var. Ben doğma evime buradayım. Ne gibi eksikler var sizce mahallede? Altyapı eksikliği çok bizim burada. Bir de trafik sorunu. Alt yollarda arkadaşların da dile getirdiği gibi ışıklandırmalar biraz zayıf kavşaklarda, dünel kavşaklarda. Hemen hemen yani her gün bir kaza olayı görüyoruz. Sorunlarımız başta temiz olsun. Çocuklar sabahları erkenden temizlenmesi, süpürülmesi güzel. Ondan yana da iyi. Ha, yıkanıyor ama yıkanması erken yapılsa daha iyi olur. Mesela esnaf dükkanını açana kadar yıkanma işi de olsun. Tamam, biz kenarda itilmiş bir parti şeyiz, mahalleyiz biz. Canik böyle. Canik eskiden bir cezaevi, bir de belediye evleri derdiler. Buralara, burada çocuk yetişmez, burada bilmem ne olmaz falan ama Allah'a şükür onları açtık ama mahallemizin işsizlik sorunu var. Ekonomik sorun almış başını yürümüş. Burada millet çay ocağında çay içmeye parası yok. En çok da yaşanılan sorunlar su baskınları. Yani biz her gece yağmur sularının çoğaldığı zaman her gece nöbet tutuyoruz burada. Görevliler de geliyor, görüyor zaten buranın sıkıntısını. Yani buradaki sıkıntının bir an önce giderilmesini istiyoruz. Mahallemizde sorunlarımız işte. Çocuğun parkı yok. Parklar güzel değil.
Park olacak. Başka bir şikayetimiz yok. İyi yani. Mahallenin en büyük eksikleri belli yıllardan beri birikmiş gelen altyapı sorunu. Altyapı sorunlarına kısa süreli çözümler bulunuyor. Uzun vadeli, yani uzun süre çözüm olacak şeyleri yapılamadı bugüne kadar. Bir an önce mahallenin altyapı sorunlarının, ana hatır sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. İşte altyapı, işte böyle ne bileyim ben, yani böyle çok bir eksikler koyuyor.